Merhaba, iyi haftalar, iyi sabahlar. Spor Mod Defteri ile karşınızdayız. Önce öne çıkan başlıkları aktaralım. Spor Toto Süper Lig'de merakla beklenen derbi oynandı. Beşiktaş taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı Yayiç'in golüyle yendi. Amili futbol takımının Avrupa Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu. Milliler son dünya şampiyonu Fransa ile aynı grupta yer alıyor. Amili basketbol takımı ise Dünya Kupası'na gidiyor. 12 dev adam Karadağ deplasmanında 71-66 mağlup olmasına rağmen Çin'de düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Premier Lig'de dün 3 derbi vardı. Toplam 9 golün atıldığı bu maçların önemli anları da Spor'un not defterinde olacak. Başlıyoruz. Spor Toto Süper Lig'de derbinin galibi Beşiktaş oldu. Siyah beyazlılar Galatasaray'ı 1-0 yenerken karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ta Galatasaray karşı karşıya geldi. Ev sahibi Beşiktaş 18. dakikada Yayiç'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maça video yardımcı hakem kararları damga vurdu. Cüneyt Çakır ilk yarıda 3 kez VAR'a gitti. Beşiktaş lehine bir penaltı kararı veren Çakır, Galatasaray'ın penaltı beklediği iki pozisyonda inceleme sonrası oyunu devam ettirdi. Hakem Çakır ikinci yarıda Galatasaray lehine verdiği penaltı kararını ise VAR görüntülerini inceledikten sonra iptal etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, lider Medibol Başakşehir arasındaki puan farkını 6'ya indirdi. Siyah beyazlılar Galatasaray'ı da averajla geride bırakarak 3. sıraya yerleşti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş derbide kazanmayı hak ettiklerini söyledi. Güneş takımın yorgun olduğuna dikkat çekerken oyuncularına teşekkür etti. Aslında yorulduk, kazandık, mutlu olduk kazandığımız için. Ama oyun olarak taraftarlar, futbol severler oyundan memnun olmadığını düşünüyorum. Galip geldik. Galip geldiğimiz için bizim yaptığımız her şeyi doğru söylemek de doğruydu. Çünkü yanlışlarımız da var. Rakip de bu oyun tarzına, oyun şekline dönmek zorunda kaldı. Zaman zaman karambollerden pozisyon bulmaya çalıştı. Ama biz ilk 30 dakika tempomuzda, oyun yapımızda gayet iyiydi. Hem atak yapıyorduk hem rakibi getirmiyorduk sahamızı. Daha sonra uzun atınca özellikle 2 gün önce oynanan maç sonrası yorgunluk bizi çok etkiledi. Orada yorulan oyunculara olağanüstü gayretlerine teşekkür ederim. Yani sıkıntıları olan bir takımdık. Bu durumda yorgunluk, şunları düşünürse kazanmak güzel. Ama bu futbol adına her şeyi doğru yaptığımızı göstermez. Oyun şekli olarak kazanmaya yakın taraf olduk. Oyunculara teşekkür ediyorum. Seyirciye teşekkür ediyorum. Rakibi de kutluyorum. Galatasaray kötü oyun şekli olarak baskı yapmaya çalıştı. Çünkü bir skoru aldıktan sonra da belki de gol yesek oyun tamamen dağılabilir, direnç daha azalabilirdi. Çünkü dediğim gibi yani hakikaten oksijen gitmiyor bazı oyuncuları gördüm sonunda. Bağırıyorsun, duyuyor ama başka bir şey yapıyor. Ama güzel. Bizim için bu akşam sonuç olarak güzel. Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma derbi galibiyetinin kendileri için moral olduğunu söyledi. Quaresma şampiyonluğa olan inancını da dile getirdi. Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Daha fazla gol atabilirdik. Ancak istediğimizi aldığımızı düşünüyorum. Moral olarak önümüze daha net bir şekilde bakabilmemiz için iyi bir adım oldu. Bu maçı geride bıraktık. Şimdi dinleneceğiz. Sonra önümüzdeki maçın hazırlıklarına başlayacağız. Şampiyonluk yolunda engelleri birer birer geçerek amacımıza ulaşacağımızı düşünüyorum. Bizim lehimize bir penaltı verildi. Galatasaray'ın penaltısı, benim bir golüm iptal edildi. VAR görevini yapıyor. Bize de buna saygı göstermek düşüyor. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak derbi sonrası soruları yanıtladı. Albayrak ara transfer döneminde önemli oyuncuları kadrolarına katacaklarını söylerken Kulüpler Birliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş yendi bizi. Puan puan olduk. Ama açık ve net söylüyorum ki biz ilk devreyi 6 puan geride bitirirsek inanın ki yapacağımız ve çok açıklamasını da istemiyorum pek. Konuştuğumuz, anlaştığımız futbolcuları kadromuza kattığımız takdirde bambaşka bir Galatasaray yeni ikinci devrede olacak. O zaman farklı şeyler konuşacağız. Bugün burada 1-0 yenildik. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ama inşallah hakem hataları akşam seyrettiğimiz pozisyonlarda bugünkü güzel maça
damgasını vurmaz. Fazla da ortamı germek istemiyorum. Konuşup elde de bir şey yapamıyoruz. Galatasaray'ı hiç kimse yok sayamaz. Dün akşam gördünüz, 41 bin kişi bir dünya rekoru kırıyor Galatasaray taraftarları. Bugün 41 bin kişi olan yarın 30 milyonda geçen bir taraftar topluluğu olur. Camiaları germeyelim. Ben görmek istemiyorum. Ne olur gelin şu camialar barışsınlar. Yani Galatasaray'ı yok sayarak bir kulüpler birliği karar almak top futboluna yapılmış en büyük hatadır. Bu olmaması lazım. Bize de bugüne kadar bundan önce birçok kulüp ne olur biz böyle bir şey yapacağız, destek olur musunuz dediği zaman biz asla hiçbir kulübümüz için böyle bir karara biz imza atmayız dedik. Ve geçen akşam televizyona bağlanan birçok kulüp başkanlarımızın da kendilerinin rızası olmadan bu iş gerçekleştirdiğini ifade etmişlerdi. Bu da gerçekten üzücüdür arkadaşlar. Beşiktaşlı taraftarlar Galatasaray galibiyetini doyasıya kutladı. Dolmabahçe ve köy içi meydanı karnaval yerine döndü. Meşaleler yakıldı. Formasını giyen, bayrağını kapan Beşiktaşlı taraftar şarkılarla, tezahüratlarla derbi zaferini kutladı. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. Siyah beyazlılar Süper Lig'in 14. haftasında evinde Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş taraftarı her derbi maçından önce olduğu gibi Dolmabahçe ve köy içi meydanına akın etmişti. Özellikle son dakikaları oldukça heyecanlı geçen maçın bitiş düdüğüyle birlikte Beşiktaş bayram yerine döndü. Beşiktaşlı taraftarlar hep beraber galibiyetin tadını çıkardı. Kutlamalar saatlerce sürdü. Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçı Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa. Maç öncesi Fenerbahçe 15, Kasımpaşa 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe'de Soldado ve Jason cezaları, Alper, Ayev ve Tolga Ciğerci sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak. Fenerbahçe'de ceza sınırındaki Slimani, İsmail ve Hasan Ali sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Akhisarspor maçında görev yapamayacak. Kasımpaşa'da ise sakatlıkları süren Halil'i, İlhan Depe ve Uğurcan Yazılı Fenerbahçe maçında yok. Ülker Stadı'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Alınan sonuçları ve bugünün programını getirelim ekrana. Atiker Konyaspor 2, Aytemiz Alanyaspor 0, Çaykur Rizespor 1, Ankara Gücü 1, Medipol Başakşehir 0, Demir Grup Sivasspor 1, Antalyaspor 1, Göztepe 0, Kayserispor 0, Trabzonspor 2, Bursaspor 2, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1, Beşiktaş 1, Galatasaray 0. Bugün saat 20'de başlayacak haftanın son iki maçı ev kuryeli Malatyaspor Akhisarspor'u, Fenerbahçe ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gazetelere bakacağız şimdi. Dünkü derbinin ardından öne çıkan başlıklara, haberlere göz atacağız. Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Fanatik gazetesi derbide kartal pençesi başlığını atmış. Beşiktaş'ın bu galibiyetinin ardından Yayiç ile ilgili ise performansına vurgu yapılarak Yayiç yükseliyor başlığı atılmış ve yıldız oyuncu teknik direktörü Şenol Güneş'in kendisine verdiği güveni boşa çıkarmıyor. Ankara Gücü maçını bir gol bir asistle tamamlayan Yayiç dün de golünü attı denilmiş. Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesi de 6 puanlık zafer başlığını atmış. Galatasaray'ı yıkan Beşiktaş hem rakibiyle puanları eşitledi hem de lider Başakşehir'le farkı 6'ya indirdi. VAR kararlarının damga vurduğu maçta siyah beyazlılar son karşılaşmaların kahramanı Laiç'in penaltı golüyle kazandı. 33'te Galatasaraylı Ozan'ın dokunduğu top direkten döndü denilmiş. Maçın öne çıkan dakikaları böyle özetlenmiş Hürriyet gazetesinde. Ve Milliyet gazetesindeyiz. Milliyet gazetesi de var mı Beşiktaş'a yan bakan
başlığıyla vermiş bu haberi. Galibiyette VAR'ın etkisine vurgu yapılarak 2018'in son derbisi tartışmalı pozisyonları ve yüksek tansiyonuyla nefesleri kesti. Kartal tek golle 3 puanı cebine indirdi. Adem açıldı başlığıyla Laiş'in performansı yine Milliyet gazetesinde de öne çıkarılmış. Galatasaray'ın baş belası başlığıyla notlar var. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de penaltılardan en fazla gol yiyen takım oldu. Sarı Kırmızıların ligde kalesinde gördüğü son 11 golün 6'sı penaltılardan geldi. Ayrıca Cimbom'un Süper Lig'de kalesinde gördüğü son 5 golün 4'ü de penaltıdan atıldı denilmiş. Yine aynı sayfada öne çıkan notlar. Fernando cezalı. Sakat ve cezalar yüzünden zor bir dönem geçen Galatasaray derbide Fernando'yu kayıp verdi. İlk yarıda yaşanan tartışmanın ardından sarı kart gören Brezilyalı futbolcu cezalı duruma düştü. Fernando önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'la oynanacak maçta takımdaki yerini alamayacak. Şanssız Ozan. Galatasaray ilk yarıda Ozan Kabak'la beraberlik golüne çok yaklaştı. Ancak üst direğe takıldı. Kaptan Selçuk'un sol taraftan kullandığı kornerde zor pozisyondaki genç stoper yakın mesafeden plaseyi yaparken kaleci Karius'un müdahale edemediği meşin yuvarlak üst direkten geri geldi denilmiş. Milliyet gazetesine bakacağız. Devam edeceğiz Milliyet gazetesiyle. Aslan'dan protesto başlığıyla dün maç öncesinde ve sonrasında yaşananlara yer verilmiş. Galatasaray yönetim ve teknik heyet Beşiktaş'a ve alınan cezalı olan tavrını dünkü derbide de gösterdi denilmiş. Maç önünde ve sonunda bir açıklama yapmamışlardı yayıncı kuruluşa. Trafik cezası almıyoruz. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in sözleri var yine. Ritüel bozulmadı başlığıyla da Galatasaray cephesi geçen yıl başlattı. Bir olayı dün de gerçekleştirdi ve sarı kırmızılar takım otobüsüyle stada takımlara uğrarak giriş yaptı. O sırada araçta Kent Hold Us şarkısı çaldı. Sıradaki gazete Fanatik. Fanatik gazetesinde Deniz Çoban'ın yazısı var. Dünkü maçtaki kararlara ilişkin. Hemen onu da aktaralım hızlıca. Öne çıkan sözleri şöyle. Yanlış karar yok başlığıyla verilmiş bu yazı. 16. dakikada Eren derdi yok. El oynamasına VAR müdahalesiyle penaltı verildi. Doğru bir karardı. Eren elini topa doğru hareket ettirerek vücudunu genişletmişti. Penaltı öncesi verilen en direkt serbest vuruş kararında farklı yorumlara da saygı duymakla birlikte ben hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum. 38. dakikada Necip Eren mücadelesinde Necip'in Eren'e penaltıyı gerektirecek bir hamlesi yoktu. Devam kararı doğruydu. 42. dakikadaysa Medel'in uzaklaştırmak için vurduğu top kısa mesafeden Vida'nın eline geldi. Vida için bu beklenmeyen toptu. Bu pozisyon asla penaltı değildi. 68'de penaltı sonrası VAR'ın başındaki Mete Kalkavan yine Çakır'a kenara gelmesi için öneride bulundu. Pozisyonda 3 aşama var. Önce Necip'in kalkan ayağının Onyekuru'ya küçük bir teması var. Sonra Onyekuru topu koluyla önüne alıyor. 3. aşamada Necip'in diziyle Onyekuru'nun sol ayağı buluşuyor. Bence ilk temas penaltı için yeterli değil. Dizi olan ikinci temassa penaltı. Ancak öncesinde el var. Dolayısıyla penaltı iptaline katılıyorum. Elle oynamadan sonra penaltıyı gerektiren temasın olduğunu düşünüyorum. Galatasaraylılar geçen hafta Konyaspor maçında açık ve bariz bir hata varken VAR devreye girmedi. Ama böylesi karışık ve tartışmalı pozisyonda VAR neden devreye girdi diye sorsalar ne cevap verirsiniz diyor Deniz Çoban. Dünkü kararların ardından yazısında. Yine Fanatik gazetesindeyiz. Cem Dizdar'ın yazısına bakacağız bu kez. Kazandı ama acemiydi başlığıyla görülmüş Cem Dizdar'ın yazısı. İki takım da dün akşama kadar tecrübe etmedikleri kadrolarla tecrübe etmedikleri oyunları oynadı. Bu nedenle ilk devre bir tür git gel oyununa döndü. Başlarda Beşiktaş oyunu ele aldıysa da penaltı golü sonrasında Galatasaray orta sahasının güç koymasıyla şekil değişti. Beşiktaş rakibinin orta saha üstünlüğüne çözüm üretemeyince ikinci devreye Atiba ile başladı ama sonuç değişmedi. Quaresma'nın bir türlü aktif hale getirilememesi hem pas oyununun kurgulanamadığını hem de oyunu eline yaymakta zorlanıldığını gösteriyor. Oyun merkezini iyice öne alan Galatasaray maçı çevirmek için yüklendiyse de Beşiktaş oluşan boşlukları kullanmakta o denli acemiydi ki uzatmadaki Caner ve Quaresma saçmalıkları olumsuz örneklerdi. O klişeyi bir kez daha yazmak gerekiyor. Beşiktaş kötü oynadığı maçı kazanmayı bildi denilmiş.
Sabah gazetesine bakacağız şimdi. Sabah gazetesinde de Levent Tüzemen'in yazısı var. Sorumsuz Eren başlığıyla verilmiş bu yazı. Bir puanın bile kıymetli olduğunu 22 oyuncu arasında Eren derdi yok anlamamış. İsviçre milli takımında yıllarca santrafor oynayan bir oyuncu kör gözüne parmak sokar gibi böyle ucuz penaltı yapar mı ve takımını yakar mı? Var uçanı kaçanı yakalıyor. Eren bunu biliyor. Gol olmayacak vuruşu penaltıya döndürüyor. Ben Fatih Terim'in yerinde olsaydım bu ucuz penaltıyı yapan Eren'i ibret olsun diye oyundan alırdım. Çünkü o Eren Porto'ya gitmedi ve kritik derbide takımını yakan penaltıyı yaptı. Galatasaray ilk 25 dakikalık süreçte Beşiktaş'ın ciddi baskısını hissetti. Ancak Ozan'ın direkten dönen vuruşundan sonra cesaretlenen Galatasaraylı oyuncular Beşiktaş'ın üzerine skoru değiştirmek için gitti. Ama kalitesizlik bir yerde Galatasaray'ı frenliyor. Onyekuru çabuk ve hızlı bir oyuncu ama cılız ve güçsüz bacakları nedeniyle etkili şut atamıyor demiş Levent Tüzemen bu maça dair yazısında. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesi de ben de şaşkınım başlığıyla bir habere yer vermiş. Fenerbahçe cephesinden haberler. Son haftaların en fazla eleştirilen ismi İhsan Slimani. Gol yollarında yaşadığı sıkıntıya kendisi de şaşırdı. Cezayirli golcü bu durumdan ben de şikayetçiyim. Bir an önce toparlanmak istiyorum. Belki de üzerimde baskı yaptı diyor. Ve Elif Elmas'ı uyarı başlığıyla da bu sezon takımın önemli isimlerinden olan Elif Elmas'ı uyarı geldi. Erwin Koeman, Makedon Yıldız'ın yerini kaybetmesinden şikayetçi oluyor. Koeman, İslam Slimani'ye yaptığı uyarının bir benzerini de Elif'e yaptı denilmiş. Ve Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi. Ağaoğlu seçime tek aday olarak girdi. Ahmet Ağaoğlu 15 sandıkta kullanılan 828 oyun 790'ını alarak 3 yıllığına yeniden Trabzonspor başkanlığına seçildi. Üyelere teşekkür eden Ağaoğlu, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kulübümüzün içinde bulunduğu sıkıntıların, problemlerin gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım almış olduğumuz bayrağı kulübümüze hizmet anlamında daha ileriye, daha yükseklere taşımak için hepinizin önünde şerefimiz ve namusumuz üzerine söz veriyoruz ifadelerini 15, kullandı. 17 milyon euro civarında olması lazım. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde grup kuralları çekildi. H grubunda yer alan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki rakipleri belli oldu. Milliler elemelerde H grubunda yer alacak. Dublin'de yapılan kura çekiminde Ay Yıldızlı ekibin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu. Avrupa Şampiyonası elemelerinde maçlar Mart ve Kasım ayları arasında oynanacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar turnuvaya direkt olarak katılma hakkı elde edecek. Elemelerden gelecek 20 takımın dışında UEFA Uluslar Ligi'nden de 4 takım turnuva vizesi alacak. Bu takımlar Mart 2020'de oynanacak playoff maçlarıyla belli olacak. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Avrupa şehrinde düzenlenecek. Ve A Milli Takım'ın Euro 2020 eleme grubu fikstürü nasıl? Ekranlarınıza geliyor. 22 Mart Arnavutluk, 25 Mart Moldova, 8 Haziran Fransa, 11 Haziran İzlanda, 7 Eylül Andorra, 10 Eylül Moldova, 11 Ekim Arnavutluk, 14 Ekim Fransa, 14 Kasım İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım. Ve basketbol var sırada. A Milli Erkek Basketbol Takımı 2019 Dünya Kupası eleme grubunda Karadağ'a konuk oldu. Ay Yıldızlılar karşılaşmayı 71-66 kaybetse de Dünya Kupası finallerine gitmeyi garantiledi. Karşılaşmanın ilk yarısını önde kapatan milli takım ikinci yarıda skor üstünlüğünü kaybetti. Milliler karşılaşmadan yenik ayrılsa da grubun bitimine 2 maç kala Dünya Kupası vizesini aldı. Çünkü Ay Yıldızlıların ikili averajda üstün olduğu Karadağ, Letonya ve Ukrayna geçilme şansı yok. Ay Yıldızlı takım da Karadağ karşısında Semih Erden ve Doğuş Balbay 14'er sayıyla oynarken Gülbekin 13, Metecan 10 sayı üretti.
Kupa 3 geri geliyor. UEFA 2021-2022 sezonundan itibaren kulüpler düzeyinde yeni bir turnuva düzenleyeceğini duyurdu. Yeni turnuvada 32 takım 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak. Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3. turnuvasının şampiyonu bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. İki kupalı mevcut düzende Avrupa kupalarında 26 ülke temsil edilirken yeni düzenle temsil edilen ülke sayısı 34'e yükselecek. Ve sırada Premier Lig var. Liverpool Everton'ı ağırladı. Derbiyi uzatma anlarında gelen golle kazanan Liverpool lider Manchester City'yi takibini sürdürdü. Anfield'da Liverpool derbisi. Liverpool mu Everton mı? Kim kazanacak? Atak geliştiren Everton. Net pozisyon Mina. Kafayı vurdu ama istediği gibi değil. Robertson'la Liverpool geliyor. Salah tek top oynadı. Sadio Mane gol pozisyonu out. Gole yaklaştı kırmızılar. Atak geliştiren Everton. Bernard ortaladı, Walcott indirdi, net pozisyon Alisson, ikinci pozisyon inanılmaz bir gol kaçıyor. Gomez, golle burun buruna, Alisson izin vermedi, sonrasında çizgiden müdahale, bu kez Liverpool'un Gomez'i. Topu uzaklaştırıyor, pres Fabinho'dan Salah, Shaqiri'yi oynadı, Shaqiri'yi karşı karşıya Pickford. Hangi ayağımla nereye vurayım diye karıştırınca istediği gibi vuramadı Shaqiri. Richarlison, Sigurdsson. Sigurdsson bakındı. Muhteşem bir pas. Walcott geçti Alisson'u. Walcott topu tutamadı. Wijnaldum. Salah. Salah vuruyor out. Fabinho, Firmino. Sadio Mane gol pozisyonu. Sadio Mane out. Çok fırsat yakaladı Liverpool ama bir türlü topu ağlara gönderemedi. Trent Alexander-Arnold. Origi direkt. İkinci yarı oyuna girdi Origi. Sonrasında bir vuruş Sturridge. Penaltı beklentisi oynayın dedi hakem. Arnold. Yüksek top. Mina vurdu. Van Dijk. Çok ilginç direkten dönüyor. Bir daha direkten dönüyor Origi. 90+4. Doğaüstü bir gol. Fantastik bir gol. Liverpool'lular çıldırdı. Klopp ve Alisson'un sevinci. İşte bakın Pickford direkt Origi ve gol. Liverpool'da Anfield'da normal üstü dakikalar derbiyi kırmızılar kazanıyor. Kuzey Londra derbisinde ise Arsenal sahasında Tottenham'ı konuk etti. Bol gollü mücadelede gülen taraf ev sahibi Arsenal oldu. Londra derbisinde Arsenal Tottenham'ı konuk ediyor. Bir duran top bellerine geldi. Penaltı beklentisi hakem beyaz noktayı işaret ediyor. Elle oynama burada Vertonghen. Aubameyang 1-0. Londra'da Arsenal önde. Eriksen orta. Dyer kafa gol. Erik Dyer. 30'da 1-1 oldu. Derbide ortalık karıştı. Gerginlik. Dele Alli çok sinirlendi. Pochettino oraya koşuyor. Golün ardından Londra'da gerginlik. Kane güzel bıraktı. Son. Heung-min Son. Son çekti. Yerde kaldı. Karar penaltı. İtirazlar. Holding. Karar penaltı. Kane. Tottenham önde. Harry Kane kral attı. Biraz kolay kazanılmış bir penaltı. Ama sonucu gol. Eriksen kaleye ikinci yarıda vurdu. Leno gol izni vermedi. Bellerin.
İyi bir pas. Aubameyang muhteşem bir gol. Tam bir video oyunu golü bu. Ramsey, Aubameyang. Lloris çaresiz. Son vurdu bellerinin ikramında, Leno izin vermedi. Büyük bir hata Ramsey. Kaçtı Lacazette. Alexander Lacazette. Lacazette kaleye vuruyor ve gol. 3-2 önde Arsenal, geri döndüler. Topçular geri döndü, çıldırdılar. Derbide geri döndüler. Harika bir maç Londra'da Emirates'te. Aubameyang Torreira'ya bıraktı. Torreira ve gol. Arsenal 2-1'den geri geldi. 4-2 öne geçti. Bugün Londra'da Arsenal taraftarının günü. Tottenhamlılar hipnotize olmuş gibi. Çok sert bir hareket Lacazette yerde. Sarı kartı vardı Vertonghen'in. İkinci sarı kart, kırmızı kart. Oyun dışında Vertonghen. Bu maçı Arsenal 4-2 kazanıyor. İki Londra ekibinin maçındaysa Chelsea sahasında Fulham'la karşılaştı. Maviler Pedro ve Loftus-Cheek'in golleriyle galibiyete ulaştı. Sarri Ranieri'ye hoş geldin diyor Londra'ya. Bir Londra derbisi daha. Chelsea, Fulham, Kante. Kante Pedro'ya bıraktı. Pedro bir çalım. Pedro vuruş, Pedro gol. Chelsea önde. Mawson'ı geçti. Kaleci Rico'yu mağlup etti Pedro. Stamford Bridge'de Chelsea önde. Kearney. Kearney bıraktı. Chambers uzaktan vuruyor, Kepa. Pas yapıyor Chelsea. Azpilicueta. Yerden. Giroud gole çok yaklaştı. Rico izin vermedi. Pedro. Pedro. Sağ ayağını aldı Rico. Korner kullanıldı. Sessegnon kafa vuruşu. Chambers gole çok yaklaştılar. Kepa devleşti kalesinde. Kearney içeride. Kearney. Tuttu topu. Bıraktı geriye. Sert vuruş. Yine Kepa. Chambers çok yokladı kaleyi bugün. Şimdi Eden Hazard. Rico ikinci pozisyon. Sonuç yok. Morata gole çok yaklaşmıştı. Burun burunaydı. Loftus-Cheek önünde kaldı. Çok şık vurdu Loftus-Cheek. Hazard'ın vuruşu sonrasında Loftus-Cheek. Chelsea 2-0 yapıyor. Derbiyi Sarri'nin öğrencileri kazanıyor. Serie A'da ise Roma sahasında Inter'i konuk etti. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in gol attığı maçta kazanan çıkmadı. İtalya'da dev bir maç. Serie A'da Roma evinde Inter'i konuk ediyor. Tribünler karnaval yeri gibi. Atak geliştiren Roma. Gol pozisyonu direkten dönüyor. Sonrasında Cengiz. Top açıldı. Savunma uzaklaştırıyor. Florenzi gole çok yaklaştı ama direkten döndü meşi yuvarlak. Sıra Inter'de. Atak yönü sağ kanat. İçeriye doğru Keita Balde. Inter önde Roma'da. Duyamıyorum sizi diyor Keita. İşte gol pası ve gol. 37'de Inter önde. Bir duran top. Kolarov. Usta isim. Kaleye vuruyor son anda kaleci. Handanovic gole izin vermedi. Kolarov çok iyi vurdu. Handanovic uzandı. İkinci yarıdayız. Cengiz Ünder. Cengiz kaleye baktı. Cengiz mükemmel bir gol. Cengiz Ünder. Muhteşem bir gol atıyor. Milli yıldızımız dev maçta imzasını atıyor. İşte Cengiz'in golü.
Durum 1-1. Inter korner kullandı. Kafa vuruşu, Inter bir kez daha önde. Icardi, yıldız golcü, Arjantinli durumu 2-1 yaptı. Orta geldi. Eller havada, penaltı beklentisi. VAR'a gidiyor maçın hakemi. Elle oynamayı tespit ediyor. Karar penaltı. Brozovic elle oynuyor hakemin kararına göre. Penaltı. Durum 2-2. Kolarov. Frikikten olmamıştı, penaltıdan attı. Dev maç 2-2 bitiyor. Boks dünyasında merakla beklenen maçta kazanan çıkmadı. WBC ağır siklet ünvan karşılaşmasında Deontay Wilder'la Tyson Fury berabere kaldı. Los Angeles'ta bulunan Staples Center, iki ağır siklet efsanesinin mücadelesine sahne oldu. Bir tarafta 39'u nakavt olmak üzere kariyerindeki 40 maçı da kazanan Deontay Wilder, diğer tarafta 27 maçtır kaybetmeyen Tyson Fury. Müsabakanın büyük bölümünde daha atak olan Fury, 9. ve 12. roundda Wilder'ın yumruklarıyla yıkılsa da pes etmedi. Hakem puanları sonucunda taraflar linkten beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Wilder, WBC ağır siklet kemerini korumayı başardı. Maçın ardından konuşan iki boksör, bir rövanş karşılaşmasına açık olduklarını ifade etti. Dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün ağır siklet kemerlerini Büyük Britanyalı Anthony Joshua elinde bulunduruyor. Ve son olarak bugün oynanacak üç maçın oranlarını paylaşacağız. Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ev sahibi galibiyetine 1.60, konuk ekip galibiyetine 3.50, beraberliğe 3.40 oran verilmiş. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Evkur yeni Malatya Spor Akhisar Spor maçında ev sahibi galibiyetine 1.65, konuk ekip galibiyetine 3.80, beraberliğe 3 oran verilmiş. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Ve Atalanta-Napoli maçında ev sahibi galibiyetine 2.95, konuk ekip galibiyetine 1.85, beraberliğe 3.10 oran verilmiş. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50 olarak belirlenmiş. Öylece sporun not defterini noktalıyoruz. Gün boyunca yine spordaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.